Herkese merhaba, ben Derya. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir şey yapmak istiyorum. Hazırlandım. Birazdan Nişantaşı.kozmetik mağazasına gideceğim. Bir vlog denemesi çekmek istiyorum. Orada rafları karıştıracağım, çekmecelere bakacağım. Parfümlerle ilgili belki biraz sohbet ederiz. Neler var, neler yok onlara bakarız. Bir de ufak bir sürpriz hediyem olacak videonun içerisinde. Nokta Kozmetik'te görüşmek üzere. Nihayet Nişantaşı.kozmetik mağazasına geldim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız Cehti Bey, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun, iyiyim ben de. Siz nasılsınız, iyi misiniz? Ben de iyiyim, sağ olun. Teşekkür ederim. Ben sizinle sohbete başlamadan önce şöyle bir rafları karıştırmak istiyorum. Tamam. Çekmecelere de bakacağım izin varsa. Ondan sonra da size birkaç sorum Tabii olacak. Tabii ki. Sizi o zaman raflarla baş başa bırakıyorum. Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun. Rafları karıştırmaya designer bölümünden başlıyorum. İlk etapta bonbon gözüme çarptı. Son zamanlarda galiba zor bulunuyor Cehti Biraz Bey. Zor bulunuyor, evet. Gene Poison'lar var. Onun haricinde Dior serisi. Böyle değişik bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Burada neyi gördüm? Guerlain'ın My Insolence. Bu da eski şişe galiba. Eski şişe, elimdeki son iki hatta. Bu da çok zor bulunanlardan. Benim çok keyif aldığım parfümlerden bir tanesi. Aşağıda Guerlain'ın gene, evet, Black Perfecto'yu gördüm, ben buna bayılıyorum, bu da zor bulunuyor. Vişneli parfümlerde bahsetmiştim en son, çok da sevdiğim bir parfüm. Gene bakalım neler var. Bu benim gene ilk gençlik parfümlerinden bir tanesi, Cacheal Anaise Anaise, çok çok severim. Onda şöyle bir şey, bu yeni varyasyonu, eski üretim değil, kokuda da biraz hafif böyle bir değişimler var. Eğer eski kullanıcısıysanız çok fazla mutlu etmeyebiliyor. Peki, gene devam edelim, neler var? Gözüme bir şey çarptı burada. Chloe Love. Evet. Flora. Fakat bu galiba, evet, floral olan. Aslında DNA olarak Chloe Love'la çok benzerliği var. İlk açılışta yoğun bir şekilde çiçek, beyaz çiçek akorlarıyla açılıyor. Ama bir zaman geçtikten sonra tamamen Chloe DNA'sına dönüyor. Ama klasik Chloe Love yok değil yok, mi? Yok, o maalesef. Maalesef, o bir türlü gelmiyor. Gene Türkiye'de zor bulunan parfümlerden bir tanesi, Viva La Juicy. Bu gold olanı. Bu tatlı da gene. Tatlı bence çok dengeli bir parfüm. Yani çok fazla tatlı sevmiyorum diyorsanız kullanabileceğiniz parfümlerden bir tanesi. Çok soruyorlar onu tabii, da fakat tabii. Ben anlatmıştım. Türkiye'de yok demişlerdi. Gene ya biz getiriyoruz zaman zaman, elimizde oluyor. Burada bulabiliyoruz. Bakalım Hı-hı. yukarılarda neler var. Roberto Cavalli'ler var. Ben özellikle dikkatimi çekenleri paylaşmak istiyorum sizinle. Şu siyah olan Toy Boy da bence çok güzel bir erkek parfümü. Yani, onu da daha önceki videolarımda anlatmıştım. Evet. Ya birçok kullanan kadın misafirimiz de var açıkçası. Gayet unisex diyorsunuz. Tabii. Evet. Gül, ben çok denk geldim. Gül kullanımı çok güzel o Hı-hı. parfümde de. Gene birazcık daha ilerliyorum ve gözüme evet. çarpan Manifesto. Gene zor bulunanlardan Elixir. Leliksir. Leliksir. Bir de şey, klasiği normal de. Klasik olanı da mevcutta var şu an. Ya maalesef ikisini de ulaşımı evet. çok zorlaştı. Ama dönem dönem yine stoklarımızda olan iki parfümden biri. Çok sevdiğim parfümlerden. Aynı zamanda benim de. Gene yukarıya doğru bir bakalım neler var. İlgimi çekenleri paylaşmaya çalışacağım. J.Lo Glow gördüm orada. Gene Türkiye'de zor bulunanlardan. Çok güzel sabunlu bir parfüm. Kesinlikle, ben bayılıyorum ona. Kesinlikle. Yani özellikle bar kullanımı olsa da yine kışın kullanan birçok misafirim de var. Özellikle ben genç kızlara da. Çok yakıştırıyorum. Beyaz bir sabun kokusu. Hafif de koku seviyorsanız çok başarılı bir. Bir de gene gözüme çarpanlardan şu Prada. Prada Iris zaten çok çok güzel bir parfüm. Onun haricinde kaç çeşidi var sizde? Bir de güllü olan vardı güllü sanki. Olan evet, arkada güllü serisi. Olan.
Bu serinin keşke devamını getirebilseniz. Bütün Ya hepsini işte denemek talep isterdik. aslında en çok hangisini oluyorsa biz de ona yönelmeye çalışıyoruz. Gene burada eskilerden bir Geleceğiz. parfüm gördüm. O da gene harikaydı. O pudramsı havası Çok çok başarılı. güzeldi. Gene burada gözüme çarpan şu çok konuşuluyor. Son Matres. zamanlarda Metres çok popüler oldu. Yine zor bulunanlardan. Bana çok temiz bir parfüm olarak geliyor. Hiç böyle hayalimdeki gibi değil. Değil kesinlikle yani. Bayağı temiz bir parfüm Aynen. sanki. Öyle hissediyorum. Gene gözüme Lolita Lempicka çarptı. Şimdi bu şişe değişti galiba, değil mi? Şişeyi değiştirdiler. Eskiden biliyorsunuz tamamen böyle elma şeklinde ve sap halindeydi. Şimdi kapağı böyle parfümde de biraz bir değişime uğradı maalesef. Ama gene de hani Yine koku eski DNA'sı hatırlatıyor. tabii eski DNA'sı tamamıyla aynı. Benim de hatta en son bu şişeden bir tane aldım. Gayet de keyif aldım. Gene üretimden kalkmış bir şey gördüm ben Sensuous burada. Evet. Noir. Bunu da çok çok seviyorum ben. Galiba bir videomda da bahsetmiştim. Üretimden kalkan bir Kaldırıldı. parfüm daha gördüm. Kesinlikle. Nuit. Gene Onda buna da da bayılıyorum. Çok çok güzel bir parfüm. Vanilya parfümü. evet. Ya 100 ml'ine ulaşmak biraz zor olsa da 50'lik boyu her zaman mevcutta oluyor. Michael Kors'lar, Burberry Her'ın en son bir flankere çıktı. Eliksir olan ama o galiba Türkiye'de hiçbir yerde yok. Size de Şu gelmedi, değil an mi? yok ama yakın zamanda gelmesini bekliyoruz. Yine yukarıya doğru çıkıyorum. Özellikle böyle zor bulunanlar, onları merak ediyorum neler var diye. Yine gözüme çarpan. Bunu çok severdim. Bayılırdım ben buna. Fakat klasik olan değil galiba bu. Yok, klasik olan Evet. değil. Klasik olanı olursa almak istediklerimden tekrardan çok severek kullandığım bir parfümdü. Gene kolay bulunamayan, bu erkek parfüm olması lazım. Tabii, özellikle erkek ama yine böyle kullanan birkaç kadın misafirimiz de var tabii ki. Bu parfümü de ben oldukça beğeniyorum ve maskülen de buluyorum bu Tabii ki. arada. Yine bir de böyle bir çekmece benim gözüme ilişti. Belki hani sevenleri de olur. Özellikle o çekmeceyi de göstermek istiyorum size. Ben çünkü gelip sürekli çekmeceleri karıştırıyorum burada. Burada evet ne var? Burada özellikle Elisab. Yardımcı olursanız çok Tabii ki. sevinirim. Yani Elisab'ın Intense versiyonu. Le Parfum Le Intense Parfum ve kutuyu Intense. Maalesef açamadık üretimden yalnız. kalktı. Benim elimde de bir şişe Doğru. var. Ve o bir şişeyi de bitirmemek için ah çok güzel bu. 50 ml yanında bir de seyahate kullanırdık. ML bir de seyahat boyu. Çorbamız. Bundan muhtemelen ben yedekleyeceğim gibi geliyor bana. 2015 üretimi. Kokuda herhangi bir bozulma veya ekşime gibi bir durum söz konusu değil. Üretimden kalkalı da oldu bayağı. Bayağı oldu. Sizde bayağı bir var galiba. Bakıyorum diğerlerine de. Evet, yalnız ben burada başka bir şey gördüm ve şu an fark ettim. Galiba buradan elim boş gitmeyeceğim gibi gözüküyor. Evet. Bu parfüm son zamanlarda keyif aldım. Fakat uygun fiyat yakalamaya çalıştım parfümlerden bir tanesi. BDK markasına ait Gris Chanel. Galiba ben bunu alacağım. Bugün şimdi fark ettim. Satışta değil mi bu? Satışta tabii ki satışta. Bu evet bunu alacağım galiba ben bugün. Ona bir Yapıldı. ayıracağım. Kenara ayırdım ben onu. Gene irisler var. Elizabeth Bunu daha önce getirmiştiniz Arden. galiba. Ve Bir bolca alalım. miktarda da Viva La Juicy var. Şimdi yavaş yavaş niş parfümlere doğru ilerliyorum. Burada bir Renier standı var. Çok da güzel, keyifli bir stand olmuş. Renier markasından daha önce size bahsetmiştim. Çok böyle detay detay her parfümden bahsetmeyeceğim ama bir nokta kozmetik için özel bir seri var. 5 tane parfümdü galiba, değil Beş mi? tane, Evet. 5 parfümden oluşuyor. Benim özellikle burada favorim olan ise Kisses Rain. Çok çok seviyorum ben bu parfümü. Hem kadınlara hem erkeklere çok yakıştırıyorum. Erkeklere ise daha çok Behike. Behiç. Evet. Behiç. Behike parfümünü yakıştırıyorum. Hatta galiba ödül aldı mı? Finalist Finalistler oldu. arasına Değil girdi mi? tabii ki. Finalist olmuştu. Bu yıl ödül alan serisi Sasik olmuştu. Çok keyifli parfümleri var ve galiba
Burada ufak bir sürprizimiz olacak. Teşekkür Cehdi Bey sağ olsun beni kırmadı. ederim. Çünkü yılbaşı da geliyor ve Evet. size ufak bir hediye vermek Hediyemiz istedik. olsun diye. Çok teşekkür ediyorum Rica ederiz. Ne tekrardan. demek? Markanın en çok satan parfümü Kisses Rain. Benim de çok keyif aldığım bir parfüm. Videolarımda da daha önce anlatmıştım. Bu parfümü bu video içerisinde size hediye olarak vermek istiyoruz. Ben gerekli koşulları da zaten çok fazla bir koşulumuz yok. Aşağıdaki kutucuğa veya ekrana yazıyor olacağım. Bu hediyeyi alan kişi de umarım güzel günlerde bu parfümü kullanır ve bizi hatırlar. Parfümlerden devam ediyorum. Burada benim çok sevdiğim bir marka var. Fiyatları hemen hemen designer parfümlerin fiyatında. Essential markası. Bu fig özellikle son çıkan yazın harika oluyor. Çok güzel bir incir parfümü. Yine benim favorim The Mask zaten. Sürekli anlatıyorum bu parfümden bahsediyorum. Ve çok meşhur olanı da bu Imperial. Sadece burada küçük bir boyuna rastladım. Genelde gelir gelmez bu parfüm bitiyor maalesef. Çok fazla kullanıcısı var. Alan da böyle 4-5 tane birden alıyor hatta. Burada Bog markası var. Kolay bir marka olduğunu düşünmüyorum. Çok aslında zor bir marka. Sanatsal işleri var. Şurada Frassai markasını görüyoruz yukarıda. Genelde böyle çiçek konsepti üzerine ilerliyorlar. Burada gene bir başka marka daha var. Burada da gene bu parfümünü seviyorum. Çok güzel bir vanilya parfümü. Gene böyle devam ediyorum. Montal, Mancera. Çok fazla parfümü var. Yani son zamanlarda çok fazla Montal, Mancera almıyorum ben maalesef. Çünkü o kadar çok çıkartıyorlar ki takip de edemiyorum. Ve hepsini de genelde hani böyle direkt çok beğendiklerim de çıkmıyor. Ara ara size bahsediyorum beğendiklerimi. Bunu da çokça sormuştunuz. Son çıkan parfümlerinden bir tanesi. Parfums de Marlene'in. Bunu çok sıra dışı bulmadım ben. Koleksiyonuma katmaya da değer görmedim o yüzden. Burada da amuajlar var. Özellikle hani Amouage'dan ilk böyle başlangıç bir parfüm almak istiyorsanız kesinlikle önereceğim parfüm. O temiz, sabunsu, duştan çıkmış havası veren, o etkiyi veren parfümlerden biri olduğuna inandığım Dia'yı kesinlikle öneriyorum ben. Çok çok keyifli bir parfüm. Gene devam edelim. Burada ne var? Papillon markası. Bu indie bir marka. Aslında artizan bir marka. Bir İngiliz markası. İngiltere'ye gittiğim zaman ben bu markayı bulabilmek için çok uğraşmıştım. Noktaya geldiğinde de çok sevindim. Gene sanatsal işleri olan bir marka. Ben hatta Angelique'le başlamıştım bu markaya. Çok daha böyle hafif, temiz bir parfüm. İris var içerisinde, çok da seviyorum. Spell, bunu çok sevemedim. Son çıkan parfümlerinden bir tanesi. Benim çok tercihim olmadı nedense. Çok güzel bir gül parfümü. Gene kışa çok yakıştırıyorum. Ve aşağıda Manos Gerekiniz var. Çok fazla konuşulmuyor ama özellikle şu Omen. Okunuşlar nasıl bilmiyorum, kusura bakmayın. Farklı farklı markalar, bu da bir Yunan markası. Bu parfüm hakkında çok fazla konuşulmuyor ama bu parfümde de evet biraz bakara ruj havası sanki alıyor gibiyim ama çok daha farklı yerlere sürüklüyor sizi. Özellikle o meyvelerin varlığı, yayılımı, kalıcılığı, performansını da çok beğeniyorum. Güzel parfümlerden biri olduğuna inanıyorum. Ben de Immortal var ki bunu Biscoff bisküvilerine benzetiyorum. Çok da keyif aldığım parfümlerden bir tanesi özellikle kışın. Aşağıda Astrofilen Stella var. Benim koleksiyonumda maalesef yok. Fakat en çok sevdiğim, beğendiğim parfümü ise ben buraları dağıtmazsam tabii. Kesinlikle bu. Çok güzel bir amber parfümü. Hani alırsam sadece herhalde onu alırım diye düşünüyorum. Onun dışında gene devam ediyorum. Neler var? Mask Milano'yu geçmemek lazım galiba. Gene benim çok keyif aldığım markalardan bir tanesi.
Benim koleksiyonumda Lattesa var. Benim çok sevdiğim iris parfümlerinden bir tanesi. Gene bu markada bir de en çok Lostez'i seviyorum. Hatta videolarımdan bir tanesinde de bahsetmiştim. Şişesini de hemen size göstereyim. Şu şekilde de bir şişesi var. Diğer parfümlerinden de beğendiklerim var ama hani ilk etapta benim için bu ikisi çok güzel. Yine yana doğru devam ediyorum. Suleco markası. Bu markanın parfümlerinin parfüm ürüsesi Zarokyan. Fakat ben bu markadan kendime uygun bir şey bulamadım. Yani çok benim beğenime hitap eden bir marka değil. Thomas Cosmala ve aşağı iniyorum. Galivant. Galivant'ta da parfümlerin isimleri hep bir şehir. Görebiliyorsunuz burada Berlin var, Brooklyn var, Tel Aviv var, İstanbul var. Ve o şehirlerin kokularını aslında yaratmaya çalışmışlar, ilham almışlar. Benim en sevdiğim Galivant kesinlikle İstanbul. Mısır çarşısından etkilenilmiş. Çok da keyifli bir parfüm ortaya çıkmış. Gene aşağı doğru indiğimde de Juliette Medleri görüyoruz. Burada Bayre Dolar var. Şu an Algarve standının önündeyim. Bu marka genelde hani çok bilinen, ünlü parfümlerin benzerlerini üretiyor. Özellikle burada benim bildiğim şu parfümü var ki Delina'nın bayağı bir benzeri aslında. Performansları yüksek, fiyat olarak da göreceli olarak birazcık daha iyi fiyatları var. Fakat benim koleksiyonumda olmayan bir marka. Burada da Unique Luxury markası var. Bu markanın bir sürü parfüm var aslında ama benim en sevdiğim, hatta galiba koleksiyonumda bir tane var ki o, Crush On Me. En çok onu seviyorum fakat burada galiba şu an stokta yok. Peki devam ediyorum. Şuraya da bir bakalım. Çünkü burada Cartier markasını görüyorum. Cartier'e de Türkiye'de çok kolay ulaşılamıyor. Özellikle Panter benim çok sevdiğim parfümlerden bir tanesi. Harika bir şifre bence. Bu da gene La Panter fakat onun galiba sınırlı sayıda olan şişesi süslü olan versiyonu. Yukarıda bir de ne var? Ona da bakalım hemen. Balenciaga, Flora Botanica. Bunu zaten dört mevsime de çok yakıştırıyorum. Gene Balenciaga'nın Türkiye'de kolay bulunamayan parfümlerini görüyorsunuz. Ben rafları bayağı bir karıştırdım. Son olarak size bir de soru sormak istiyorum. Tabii Merak ki. ettiğim bir şey var. Nişantaşı mağazasında bir sürü müşteri geliyor sonuçta. Kadınlar en çok hangi parfümü soruyor? Hangi parfümü satın alıyor? Erkekler en çok hangi parfümü soruyor? Onu merak ediyorum. Erkeklerde en çok sattığımız markamız Essential firmasından Boa Imperia. Kadınlarda ise en çok sorulup ve tercih edilen parfümümüz ise Mask Milano Dolce Aqua. Bu Imperial stokta yok yalnız Çok değil mi yakın şu an? sürede geliyor. Evet. Genelde geliyor ve bitiyor galiba. Hemen en çok tükettiğimiz parfüm. Çok teşekkür ederim vakit Ben ayırdığınız teşekkür için. ederim değerli ziyaretiniz için. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün buradan bu mağazadan giderken de ufak bir alışverişim oldu. VDK markasına ait gri şerneli aldım. Aslında uzunca zamandır aklımdaydı. Alsam mı almasam mı diye tereddütlerim vardı. Bulunca almak istedim. Bu parfümü de denedikçe, kullandıkça mutlaka yorumunu size iletiyor olacağım. Bu arada videonun içerisinde ufak da bir hediyemiz olduğundan bahsetmiştim. Renier markasına ait Kisses Rain. Bu hediyeyi kazanmak için yapmanız gereken aslında çok basit. Eğer benim abonemseniz, bu videoyu beğenirseniz ve aşağı bir yorum yazarsanız, sadece bir tane yorum yazmanız yeterli ki hani sizin varlığınızı bilelim. 6 Ocak 2023 yılında akşam 21:00'da Instagram'da canlı yayında herkesin önünde bu çekilişi gerçekleştireceğim. Ben şimdiden herkese çok güzel, sağlıklı, mutlu yıllar dilerim.